İyi hafta sonları, iyi akşamlar sevgili futbol severler. Beşiktaş Karabük karşısında 5-0'lık bir galibiyetle zorlu bir döneme girerken hem moral depoladı hem oyuncularının bireysel performanslarıyla seyircisiyle gerçekten tam bir gol şov yaşandı. Vodafone Park'ta ilk yarıyı 2-0 önde kapamıştı siyah beyazlı takım. İlk yarıda akıl almaz goller kaçmıştı. Bu seride devam etti. Gerçekten skor 5-0 ama kaçan sayısız mutlak gol fırsatı var. Hatta son düdük öncesinde Quaresma herkesi çalımlayıp 6 pasın üzerinde son vuruşu yapamadı. Son saniyeye kadar gol arayan, gole doymayan bir Beşiktaş vardı. Ligin son sırasındaki Karabük'e şans tanımadı Beşiktaş ve zirve yarışında iddiasını bir kez daha güçlendirmiş oldu. Arda arda gelen puan kayıplarından sonra Karabük maçıyla gerçekten bu zorlu döneme girerken tam anlamıyla moral depoladı diyebiliriz. Hocam neler söyleyeceksiniz 5-0'ın ardından? Evet. Yani filelere de birinci dakikada dayadı rakibi Beşiktaş, evet, evet. Ve Karabük o köşeden bir türlü çıkamadı. İzlemeyenler için şunu söyleyeyim. Bu arada tabii yayına şimdi girdiğimiz için de yayıncı kuruluştan rica edeyim. Hoş biz gösteremiyoruz ama özellikle 5. golün santrasını Karabük spor takımı yaparken birkaç saniye o 3 dakikanın içine koysunlar. Bir görüntü var. 5. santrayı yapıyor Karabük. 3 veya 4 tane Beşiktaşlı, hatta 6. Hayır. Topa doğru gidiyor Karabük'lü oyunculara. Santra 6. bir de devrede olan santra. Hayır. 5. golün santrası diyorum ben. Aha. Yani maçta 6. santraları oldu. Ben de onu söyleyeyim. Eyvallah. Tamam, yani 5-0'ın santrasında 90+1'de geldik. 90+2'de santra yapıyorlar. Evet. O ara Karabük takımı pas yaptı geriye doğru. Abi bir hücum yaptılar. Şimdi maç bitti mi? Ve sanki bir kupa maçı oynanmış ilk. Evet. 5-0 bitmiş. Bir mucize yaratmış. 5-0. 5. goldeki sevinci gördün. Barcelona Paris Saint Germain maçı. Yani böyle oyuncuların korkunç arzusu. Karabük takımı tabii kolay değil. Zayıf bir takım. Asansör takımı konumuna geldiler. Bir çıktılar, bir indiler falan ama zordur çıkmak lige. Korunamadılar. Çok kadroyu değiştirdiler. Ve direnemediler de. Hocam bambaşka bir takım. Kulüp düşmüş yani. Evet. Oyuncular mücadelesini yapıyor ama abartmıyorum. Bu maçı en heyecanlı izleyenlerden bir tanesi de bizim İsmail yok mu? Adana Demirsporlu. Ben ne zaman böyle giyinsem hoşuna giden. İsmail Demirspor. Biliyorsun lig futbol tarihinin rekoru nedir? Farklı skor. Evet. Çok istiyordu o. Hani bizi geçsin bir takım diye. Abartmıyorum. 10 tane gol kaçırdı Beşiktaş. Net ama. Attıklarının dışında. Dışında. Kaçırdığını diyorum ben. Altı pastan kaçırıyorlar. Benim kağıt yetmez. Buradan kaçırıyorlar. Ve sürekli zaten 5. golün santrasında, uzatmalarda. Bir de ligde genel avaraj yok. Evet. Yani ikili avaraj var. Puan ama eşitliğinde. Ama tabii öyle bir şeydir ki futbol. O arzuyla gelen bir gol daha var. Yarın bir gün ikili avarajdan Avrupa kupalarına gitme durumu olur. Değil mi? Tak diye 40'a ulaştı galiba golü. Dolayısıyla Karabük takımı, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Sadece çalışıyorlar. Üzüldüm açıkçası. Yani ligimizde önemli takımlar var. Karabük takımının daha ligin bitimine 14 hafta kala, ki geçen hafta bir ümitlendiler. Hani mücadele ettiler. Ancak bugün Beşiktaş zaten 4 forvetin dışında 13 kişi falan oynadı. 14 kişi. Medelli bir oyuncu var. 2 kişilik oynuyor. Oğuzhan kart gördüğü için çıkarmıştır muhtemelen. Ve oyuncularda korkunç bir konsantrasyon vardı. Lens bir bile. Lens bile. Yani. Bir de yağmur da var ya. Böyle hafif yağmur yağdığı zaman oyuncu daha iyi oynar. Daha çok şevklenir. En güzel şevklenme de oyunda gözükür. Yani 4-0 olduktan sonra böyle keyif almaya başlarsınız. Hem keyif aldılar, hem tribünlere keyif verdiler, hem izleyicilere keyif verdiler. Ve tabii çok önemli derken, kazanması gereken maçı ben yanılmadım. Aslında yanıldım. Ben 6-7'ye doğru gidiyor maç dedim. Kaçıranlara baktığın zaman daha az söylemişim gibi geliyor. Sonuçta Karabük önümüzdeki yılın takımını yapmış gözüküyor maalesef. Buna karşılık Beşiktaş'ta tabii ki yarın Başakşehir, Fenerbahçe falan oynayacak. Benim bir hesabım var. Ben 25. hafta ilk yarıdan farklı bir görüntü görmüyorum. İkinci yarının 8. haftası bittiğinde Galatasaray'ın lider olacağını düşünüyorum. Ve muhtemelen de yanılabilirim de 54 ve 56 puan olur. Bu, o akşam da birlikte 25. haftanın gecesi
ligin zirvesinde 54 veya 56 puan diye düşünüyorum ki iyi puandır. Oynayacağı yarın Antalya maçı dahil Beşiktaş Galatasaray'ın 5 maçta minimum 13 diyorum bak. Tek deplasmanı Kasımpaşa dışındaki tehlikeli deplasman görüyorum Karabük. Ya yola gideceği tek... Evet, yola gideceği ve Karabük, hani potadaki Karabük değil, kafa olarak şehir bitmiş durumda. Bu anlamda yarınki maçlar başlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, işte Başakşehir, Başakşehir, Fenerbahçe falan maçları başladığı için Trabzon, Beşiktaş. Bu ara Galatasaray'ın hafta içerisinde gerçekten ürkütücü ve iyi top oynadı. Özellikle içeride zaten problemi yok Galatasaray'ın. Seyircisini. Tabii biraz Kasımpaşa maçı şey olabilir. Hani sıkıntılı geçebilir ama onun dışında Antalya maçı da kolay maç değil. Bu yüzden Beşiktaş'ın o maça bakmadan artık kredi mredi kalmadı diyor. Haftaya kimle oynuyor Beşiktaş? Konya. Konya deplasmanı. Cuma maç. Şampiyonlar bak, Ligi'nden duruyor. Cuma'dır herhalde. İşte mesela Konya deplasmanı da çok zor. Cuma hocam. Şimdi Konya, Başakşehir, affedersin, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a baktığımız zaman inan Abdullah Avcı'nın, Şenol Hoca'nın, Aykut Kocaman'ın bütün hesapları Galatasaray'ın şu fikstürünü görüyor onlar. Biz eğer 25. hafta bittiği gece ne kadar olacak? Ben Başakşehir'i bilmiyorum. Yarın kaç kazanırsa belki o da aynı puanlarda olur ama Galatasaray'la arasında ikinci, üçüncünün farkının, bu arada Galatasaray'ın da o haftayı bitirdiği zaman üçüncüyle en az 4-5 puan fark olması lazım. İkinciyle de en az 2 olması lazım ki daha kredisi olsun. Tabii ki yarınki maçın Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 2 puan kaybedince çok daha önemli. Yarın Başak, çünkü bugünkü maçın niye konuşacağız? Sant gol atmayanı döverler Beşiktaş'ta. Kendi sahasında özellikle oynadığı maçlarda. Wagner girdi oyuna. Ne girdi, o bitti o zaman. Yani Wagner Love'da iyi golcü, iyi futbolcu, iyi golcü ama çok böyle hani serviste falan bir attığı son golde pas vermesi lazım. Evet, son evet. Ondan önce yine... Görmüyor, görmüyor. Bir tane gördü, atamadı. Bir döndü o, böyle. Kaleye vurdu o ya, kaleye vurdu. Rahat ol. Yani yuvarlasa... Yaptı, bilmiyorum. Yani ama şu var, golde offside var. Kendi adına attığı takımın 3. golü mü 4. golü mü? 3. golde offside biraz önünde ama tık diye bak doğru koşuyor. Ayağının hemen üstüne ayağını bırakıverdi köşeye. Atar. Özellikle ya şunu söyleyeyim, Babel'le, Kovarejma'yla, Lens'le, Oğuzhan ya Kovarejma kafasına vurdu yani, iki yani, tane. Vallahi gol atmayanı döverler ha. Öyle Beşiktaş'ta İki sandık. Top var. Wagner Love'un kafasına vurdurdu evet, evet. Kovarejma. Birini kalecinin üzerine attı. Negredo kulübede delirmiştir herhalde. Çünkü oyun kontrolünden tamamen çıktı son 25 i̇şte dakika. İşte ben keşke demiştir 60'tan demiştir. Sonra girseydim. Yani. Evet ama da, bu oyuncu da kazanmak istiyordur. Wagner de tabii iki tane gol yaptı. 5 golü de Brezilya doğumlular attı bu arada. Pepe de dahil. Portekizli ama. Bir Brezilya havası esti. Öyle mi manşetin senin? Yok yani, hani bakıyorum da içeride yine konuşurken dikkat ettik hakikaten. Yani Pepe de Brezilya'da olmuyor. Bugün geçen hafta Altınordu Balıkesir maçını izledim. Ya hayran oldum Altınordu takımına. Gencecik oyuncular. Birkaç tane tecrübeli oyuncu var. Pas yapıyorlar rahat rahat falan. 2-0'dan 2-1 Balıkesir'i yendiler geçen hafta. Pazartesi maçıydı galiba. Hatırladığım kadar. Tam hatırlamıyorum pazartesi miydi. Bugün de Rize deplasmanında 3-0 kazandılar. Altınordu tamamen yerli oyuncu oynuyor biliyorsunuz ki. Tabii. Yabancı oyuncu bir falan karşı takım. Olduğum için söylemiyorum ama hakikaten de canı gönülden kutlarım yani. Antrenörlerini, yönetimi çok kutlarım. Bu arada eski Eser vardı, Bursa Spor kalecisi. Evet, bizim ümit takımından falan arkadaşımızdır kaleci. Aha. Eser kardeşler. Onun kardeşi de Göztepe maçının hakemiydi, Arda kardeşler. Bir de Bolu maçının hakemi de Feyzullah, iyi bilirsin bizim arkadaşımızdır. Evet. Adana Spor'u evet. Ve Malatya müthiş futbolcuydu. İnanılmaz vurdu toplara. Onun oğlu da bak hani futbol çıkmıyor da şey çıkıyor Allah'tan. Hakem çıkıyor. Büyük avantajdır babasının futbolcu olması hakem evet. için. Zaten futbolcu gibiler. Allah bir tanesi 25 yaşında mı 26 yaşında mı ne Bolu'daki maçı yöneten. Ne hakemlerle ilgili yani, önemli. Enteresan. Daha vardır muhakkak maden yani. İki tane iyi futbolcunun, milli ya. Futbolcunun çocukları bugün televizyonda maçta seyrettim. Çok hoşuma gitti. Hem arkadaşlarımı hatırladım. Hem de hakikaten şey oldum ya. Hoşuma gitti. Ya, Türkiye'de... Geçen gün Mücahit'i izledim bizim. Eski hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Stoper'di değil mi? Tavşan Mustafa'ydı. Tabii tabii. Bakırköy'lü. Tavşan Mustafa çok oyuncusuydu. Önemli oyuncuydu. Anılar güzel oluyor. Sakarya mıydı? Tavşan Mustafa Sakaryaspor'dan geldi. Değil mi? Evet. Sakaryaspor'a gitti Fenerbahçe'den pardon. Şeye gelin, bugünkü maça gelince hakikaten de çok yetenekli oyuncular var. Çok zorlu bir periyota girdiği için
Çok da tartışılıyor biliyorsun bu maçların teyiri. Evet, Sayın Fikret Orman'ın bir demeci var. Fenerbahçe maçlarının ertelenmesi gerekir. Şimdi bunu da dün akşam Kırmızı Çizgi programında Mehmet Ayan'a gelen bir herhalde federasyon yetkilisinden bir şey vardı. Bir mesaj vardı. Serdar Çeliker yaptı bizim Erbatur'un programında. Sonra ben de bir federasyon yetkisiyle konuştum. Gerçekten FIFA'nın, UEFA'nın aldığı bir maç, milli maçları falan 20 Mayıs'ta kapatmanız lazım gibi bir karar, bir durum, karar varmış. Ben ama hep olaya duygularım hareket ederim ülke olduğu zaman. İmkanı varsa bir ucundan bir şey bulsunlar ki ben bakmamıştım. Dersimi çalışmamıştım. Geldim hemen Bekir'e dedim ki bir çıkar. Bir boşluk var mı? Var mı diye. Ama baktım boşluğundan çok olağanüstü gerekli bir durum yok gibi gözüküyor. Yani evet 20 Şubat Salı oynuyor. Ondan sonra Pazar Fenerbahçe'yle lig, Çarşamba Beşiktaş'la. 20 Şubat Fenerbahçe değil kupa. Mi hocam? Yanlış 20 mı? Şubat bayağı. Evet. 25'inde Beşiktaş Fenerbahçe. 28 yine Fenerbahçe. Şimdi 20, bu Fenerbahçe maçı ertelensen deniyor ya. Şimdi burada şu yapılabilir. Bayern Münih deplasmanından önceki oynayacağı lig maçını teyir edebilirsiniz bakın. Ama orada da çok gün farkı olacak. Onu da cuma oynatırlar muhtemelen değil mi? Konya maçını. Cuma zaten. Heh. Gelelim Beşiktaş-Fenerbahçe maçına. Bak ben açıkçası Beşiktaş'ın şu anda hangi Türk takımı ne menfaati varsa Bayern Münih maçı çünkü Basel'i elemek seni Şampiyonlar Ligi'nde final oynama havası vermez. Ama ses de getirmez. Ama Bayern elediği zaman ben finale kalabilirim der. Sonuçta bu ülkenin takımı. Ama burada öyle bir trafiğe denk gelmiş durumda ki sanki yapılacak bir şey yok gibi gözüküyor. Tek alternatif şu gözüküyor. Mesela Beşiktaş-Fenerbahçe maçı pazar ya. Öbür haftada Trabzon'a gidiyor mesela. Trabzon maçını pazartesiye kaydırıp kupa maçını bir gün kaydırabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani bir gün geri veya öne atabilirler ama yine takvimde oynanır gözüküyor maç. Zaten Trabzon gençler arasında bir hafta fark var yani. Ha, orada sıkıntı yok. Orada sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe 28 Şubat gözüküyor. Evet. 25'inde oynayacağı maç var ya şeyin. Beşiktaş'ın. Salı şeyi oynuyor. Bayern'le oynuyor. Cumartesi alabilirler lig maçını Beşiktaş-Fenerbahçe'yi. Anlatabiliyor muyum? İlk maçı bir gün önceye çekebilir. Lig maçını bir gün önceye çekebilir. Veya kupa maçını bir gün ileri çekebilirler ki Trabzon-Beşiktaş maçını da pazartesiye çekebilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani ya ilk Fener maçlar, maçını bir gün öne ya diğer Fener-Trabzon maçlarını Beşiktaş-Trabzon bir öne olabilir. Evet, doğru ama statüyle ilgili bir şey söyleyeyim yalnız. Nasıl olsa statü bir gün bir gündür hocam. Tabii yani. Tabii. Şöyle söyleyeyim mi? Yani şu 7 maça bakıyorum da Bayern, Fener, Trabzon, Gençler Birliği, Bayern, Başakşehir. Mesela Bayern de kupada yoluna devam ediyor ama maçı yok kupada. İki Bayern, iki Fener, bir Trabzon, bir Başakşehir. Bunda federasyonun, yayıncı kuruluşunun yapacağı çok şey yok burada yani. Daha önceden belli. Elenebilirdi. Fenerbahçe de elenebilirdi. Bunu Fenerbahçe veya herhangi futbol açısından baktığımız zaman çarşamba pazar zor gözükmüyor. Yani çarşamba pazar pazar oynarsınız. Ama şu yapılabilir, bir gün kaydırılabilir belki. Tabii seyahat programına da bakar. Bir de şey diyeceğim, bu kupa ile ilgili ben ilk maçın nerede olacağını bilmeden de düşünüyordum. Şimdi olduğu halde de söylüyorum. Şimdi şu statüyü bir değiştirmek lazım, şu anlamda. Özellikle kupa için diyorsun hocam. Kupa için, Beşiktaş Fenerbahçe mi oynuyor şimdi? Evet. Sana soracağım hocam, Kore'ye gidiyoruz. İlk maçı nerede oynamak? Sen Beşiktaş, ben Fenerliyim değil mi? Nerede oynamak istersin? Kadıköy'de olmak. Kadıköy'de. Peki neden Kadıköy'de oynamak istersin? İkinci maçta avantajı, skoru bilerek niye? Elimde bak, olsun. Birinci olduğu için Beşiktaş, Bayern Münih ile ikinci eşleşme, kötü bir eşleşme oldu ama deplasmanda oynuyor. Niye 2-1, 1-0'lar, 0-0 birbirlerden dolayı? O zaman ben de diyorum ki gelişte grup liderliği falan bakılmadığı için burada. Neye istinaden? Kura'yla mı Vodafone'da oynanıyor? Şuraya geleceğim. Bu tür bir yere gelindiği zaman yani grup liderliği önemsenmeyip de birebir maçlar elediğiniz zaman Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir kim olursa olsun hatta Anadolu takımları. Burada aradaki 1-1, 0-0, 2-1, 1-0'lar var ya bunlar yapılmamalı. Diyelim ki ilk maç 1-1 bitti Vodafone'da. Geldi Fener 0-0 kaldı. Fener eliyor değil mi? Evet. Bence uzamalı veya penaltıya gidilmeli. Ya şimdi şimdi neye istinaden Vodafone'da maç? Bilmiyorum şahsen. Kur'an çektiler. Kur'andır herhalde. Ben de diyorum ki o zaman 1-1 0-0 2-1. Bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum hocam. Yanlış bir düşünüyorum. Yani fikir üretmekte fayda var. Çok doğru şeyler söylüyorsun. %100 katılıyorum da. Şu kupa statükosu
zaten, son 20 şimdi, yılda kaç kez değişmiş Allah aşkına? Şöyle, şimdi haklı olarak ciddi yatırım yapıyor yayıncı kuruluş. Yani açık kanallar artık bu hafta içerisinde de baktım, bir tek Beşiktaş'ın maçı eşkıya dünyaya sığmasının yerine kondu. Ama diğer çarşamba, perşembe Galatasaray'la Fenerbahçe maçlarını kanal aradın değil mi? Ben 10. dakikada şey buldum Galatasaray'ın için. Haklı olarak yayıncı kuruluş ciddi milyon dolarlar para veriyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de o konuda hani... Ya ama bir şey soracağım hocam. Şimdi dünyada seviyesini, ilgisini, yerel alakasını kaybetmeyen en önemli iki kupadan bahsedeceğim. Biri, evet, İngiltere Federasyon Kupası. Şöyle, ben özür dilerim. Estağfurullah. Ben çünkü o ara daldım yani o şeyi konuşurken. Statüyü aslında federasyon, göreceksin, her sene 4 büyüğün en az 3'ü kalacak. Ona uğraşıyor canım. Şimdi bakıyoruz. Beşiktaş, Fener'den bir tanesi geliyor yarı finale. Yarı finale. Galatasaray da diğer taraftan geliyor. Bir kere yarı finali garanti şey yapıyorlar. Finale atıyorlar bir tane takım. Yani bütün hesaplar, kurgular bu yıl, geçtiğimiz yıllarda aslında 3 aşağı 5 yukarı öyleydi. Ama şimdi kurgu... Daha kötüsü vardı hocam, hatırla. Grup lideri çıkıyordu. Dörtlü gruptan. Öbür gruptan alttan gelen takım o tek maç sahasında oynuyordu. Fenerbahçe, Galatasaray. Kupa önemli. Kupa yani değerli. Kupa önemli tabii. Lig önemli. Kupa değerli. Şimdi büyük lokmaya büyük konuşmayacaksınız. Şimdi Fikret Bey ne dedi? Süt kupası dedi. Ha, belki espri yaptı. Şimdi ertelemek istiyorsun. Kupa, derbiler falan önemlidir. Özellikle derbilerde Işın Hoca da kaybetmek istemez, Aykut Hoca da kaybetmek istemez. Anlatabiliyor muyum? Ama statüyü öyle bir ayarladılar ki büyüklere bir kere yarı finale atıyorlar kesin. En az iki tanesini. Ki geldi şimdi iki tanesi. Ben de diyorum, Galatasaray geldi. Bu ama uzun vadede değer kazandırmıyor. Gerçekliğini ve futbol severlerin kupaya bakış açısını şu söylediğinden yola çıkarak, evet, biraz da alt taraftaki şanssız tamamen sıfır. Bir de şu var. Adam 150 yıldır bu statüyle oynuyor hocam. Bir tek Ripley şeyi değişti ya. Tabii yani bizde otur Almanya'yı... bir gruplar oluyor, bilmem yani, ne oluyor, elim bak, oluyor, bilmem. Bu hafta maç anlattım. Seyretmişimdir. Bakın. Ya 55 bin seyirci var hafta arası kupa maçında. Evet, evet. Yani ve orada bu ilk arada, üç yalnız, turda bu arada, alt taraf evinde İngiltere'de oynuyor. İngiltere'de falan da bırak kendi kupalarını, FA Cup'ı belki ciddiye alabilirler. Evet. Lig kupasını bilmiyorum. İşte süt kupası dediği lig kupası zaten. Şimdi bir süt. Ama enteresandır. İngiltere'de Manchester geçen sene şampiyonumuz olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'ni bile hafife alıyorlar. Söyleyeyim sana takımlar. Tottenham ikinci takımın öyle geliyor. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Yani City de şimdi Avrupa Ligi'ne gitse inan ikinci takımıyla falan çıkıyor. İngiltere'de şampiyon hep Şampiyonlar Ligi. %100 ama... Bu arada Türk Hava Yolları da muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsorlarından biri oluyormuş. Öyle duydum. İnşallah. İyi bir marka yani Şampiyonlar Ligi çünkü. Euroleague mesela onun gibi çok güzel. Tabii. Hoşuma gitti benim. Euroleague'de çok büyük iş yaptılar. Levent Açıkgöz, Karabük Spor Teknik Direktörü maç sonrasında neler söylemiş? Bu hafta çok umutluyduk ama kendi yarı sahamızdan çıkamadık. İleriye gitmeyi düşünmedik bile. İkinci yarının başında oyunu dengeler gibi olduk. Yediğimiz üçüncü golden sonra ise tamamen teslim olduk. Hem Başakşehir hem de Beşiktaş karşısında kalite farkı ortaya çıktı. Direnç göstermek bile mümkün olmadı demiş. İlk yarıda 30-35'lerde hatta bir müdahale yaptı 2-0'dan sonra sayına çıktı. Güç farkı ciddi şekilde var. Yani uzun süredir bu kadar bir güç farklı iki maç izlemedik. Bir Başakşehir 5-0 bitti ilk yarı. Maç da öyle bitti. Karabük maçı aynı şekilde bugün de. Aşağı yukarı 20'ye yakın pozisyonlu bir maç izledik. Yani 5'i gol oldu. Kolay değil yani. Antonio Levent Hoca'ya da ne yapsın o da herhalde. Yani ben şöyle baktım hocam. İlk yarıdan kalan futbolcusu yok Karabük'ün neredeyse. Yani bambaşka bir takım oynuyor ikinci, evet, evet, yarısının ligin. Evet, gidenler, evet, gelenler. Liste bir sayfaya zor sığıyor. Peki maça dönersek hocam. Maçta bireysel performanslar. Quaresma için Quaresma ilk yarı sonunda sormuştum. En son bir de kendini çalım atmak istedi. Öyle ya. Ya niye atamıyor falan diyoruz en son hani, kendini çalım atıyor. Hayır. Kaleye kimseyi bulamadı lazım. Bak. Kimseyi bulamadı. En son bir de kendini çalım atarken gol verebilir de. Yani verebileceği 3 tane daha vardı. Vermedi. Evet. Vurabileceği en net pozisyonda da sonuna kadar vermiyor. Yine de şunu söyleyeyim. Çok etkili oynadı. Yani etkili, evet, ama kesin sonuçta. Fakat problemi hep konuşuyoruz. Deplasmandaki performansları. Genelde zaten takımların işte Galatasaray zirvede yarışıyor. Deplasman performansıyla içerideki performansı çok daha farklı.
Mesela pazartesi günü konuşuruz Galatasaray'la. Özellikle sol bek Nagamoto. Evet, Nagatomo. Yani Allah var. Yani ilk maçta erken konuşurdu bizi. Daha böyle Konya maçında. Daha iki gün gördüm. Olmuş hocam. Evet. Zaten. Demek ki orada oynaması hataydı. Evet. Biz de onu söyledik evet. Zaten. Biz yanlış hakikaten bir şey söylemedik. Bir hatamız oldu orada. Biraz erken konuştuk. Hayır, ben orada ne konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Yok. İki Galatasaray seyircisi yokken Latolevic orada oynayabilir miydi diye evet, sorduk. Evet. Konya maçıyla başlaması daha iyi olurdu gibi gözüküyor ama demek ki bunu gördü hoca. Ona rağmen oynattı. Biz hata yaptığını söyledi ki bana göre hata yaptı. Sivas'ta başladığımız rakım farkı var. Oradan geliyor şimdi hazırlı mı değil mi ama. Eşi doğum yaptı, bir İtalya'ya gitti geldi. Vallahi, Milano'ya gitti geldi. Bir günlüğüne çocuğunu kucağına aldı. Bindi uçağa tekrar geldi. Öyle Allah bir, bağışlasın diyelim. Allah bağışlasın yani öyle bir trafiği de oldu. Bu arada Skulason geldi Pano'ya. Son iki sezonun şampiyonuna ve belki de en iyi takımına karşı oynadık. Beşiktaş bu maçta kalite farkını gösterdi. Bize sahada saygısızlık da yapmadılar. Skor ne olursa olsun önde baskı yaptılar ve golü aradılar. Demiş Skulason, İzlandalı orta saha oyuncusu. Daha önce Gençler Birliği'nde de oynamıştı yanılmıyorsam. Saygısızlık tabii ki yani. Öyle bir şey olmaz. Yalnız ben bu tür şeyi seviyorum. Bazen rolantiyi almak isterler falan. Futbolda böyle bir şey yok biliyor musun hocam? Gerçekten yok yani. Oynayacaksın abi. Sonunda. Biletini o tribünde parasının karşılığını tabii. Sonuna kadar bugün aldı Vodafone. Aynen. Oynayacaksın yani. Acımak veyahut da alay etmek daha tehlikeli. Bir bacak arası atarsın, bir daha atmaya kalkarsın. Bugün ayağını... Bazen Quaresma'yı o konuda yanlış anlıyorlar. Yani o hep öyle. Hani Quaresma... Yok o stilo. Stilo. Yani. Mesela son pozisyonda eminim. Onu düşünerek stilo. Gayet bazen yani. Mesela internette falan oluyor ya bazıları topun üzerine atlıyor bir daha atlıyor dalga geçiyor. Bir tane çakıyorlar ona. O kötü. Quaresma öyle değil canım. Quaresma dalga geçti ama o kendini eğlendiriyor bir de. Evet. Bugün hakikaten yani devre arasında değil. Love girerken konuşmuştuk değil mi hocam? 55'te. Girip şimdi iki tane atıyor mu diye. Atarım ki 4 de atabilirdi yani bu. Zor da benim oynamam. Yani ben de sıkıştırabilirim Beşiktaş'ın santrforunu. Arada ama göründüğü gibi değil. O saha büyüyor bize. Şimdi tabii. Eskiden uçuyorduk da şimdi. Pilot kameradan küçük. Beşiktaş bazen küçültüyor sahayı hakikaten oynadığı futbolla. Yani bugün kelimenin tam anlamıyla. Biraz bahsettiniz ama sanıyorum sezon başında bizim en çok konuştuğumuz önemli altını çizdiğimiz oyunculardan biriydi Medel. Biraz önce ona gereken övgüyü verdiniz ama şimdi, tam bir joker oldu şu anda. Şöyle Beşiktaş takımı tabii öyle bir oyuncu aldı ki 3 transfere bedel. Stoper. Ama görüyorum ki özellikle ligimizde Medel'i stoper oynayacak. Ligimizde. Çünkü top hep ayağında hızlı. Ve öne doğru oynayacaklar için kontra. Bir de mesela uzun adımlı. Ama mesela Vida Bayern Münih maçında. Ama Bayern maçında Arena'da, Allianz Arena'da biraz daha tabii kapalı kalacaklar için boy da gerekiyor. Şeyde fizikli bir takım yapması lazım. Tahmin ediyorum Vida düşünür Pepe'yi. Allah sakatlık bela vermezse. Tahmin ediyorum ama. Oradan yola çıkarsak daha önce de bir programda konuşmuştuk. Oradaki maçta Atiba, Medel, Pepe, Vida olabilir mi? Yani böyle çıkabilir mi? Atiba, Medel, Pepe, Vida. Şimdi benim bir tezim var. Adım, aslında bir değişiklik. Şöyle Porto maçtan hatırlayacak olursak. Evet. Aslında ligimizin tarzında oynadı o. Yani kadrosu ve tarzıyla oynadı. Tabii 3-1 kazandığı maçı sonra. He. Yani Şampiyonlar Ligi'nde aslında biz hayret ediyorduk. Yani normalde daha kompakt olabilecek defansif özelliği düşünüyorduk. Şimdi Beşiktaş'ın çok önemli özelliği bugünkü özelliği. Türkiye Ligi'ni force etme veya başarısı varsa. Nedir? Ofansif oyuncularla oynamak, önde baskı yapmak. Fakat Avrupa'da bu Bayern'le karşı biraz zorlanıyor. Hatta ben Porto maçında zorlanırlar diye düşünüyordum ki tahminimin çok üstünde performans gösterdiler o kadroyla. Ama Bayern maçında tabii Şenol Hoca her gün sahile yerken sırf o maç için 4 tane defansif oyuncuyla stoperlerin dışında 2 stoperle. Çıkar mı diyorum zaten. Çıkmalı mı demiyorum. Bence çıkmalı. Çünkü yani Medel hakikaten harikulade bir yani çünkü terbiye. Hemen o topları orada önemli. Hem böyle yani ayağı da çok kötü değil bu iki oyuncunun ama tabii Tolga'yı enteresan. Cezalı sakat falan değildi. Oğuzhan var.
kimi feda edecek? Şimdi 4 tane önünde oyuncu var. Bir de işin tuhaf tarafı, Negredo'nun dışında oyuna girmeyecekse eğer Wagner, orada santrafor oynayabilecek oyuncu yok. Bakmayın Babel falan orada duruyor ama etkinliğe gidiyor. Kovarecba da çizgi oyuncusu, Talisca da tam santrafor değil, sırtı dönük oynayamıyor. Yani yo 4-2-3-1'deki Talisca'dan vazgeçtiği zaman oraya Ozan tarzı birini koyup ikili oynayacak. O gün de kesilecek tek oyuncu Talisca gözüküyor bu formuyla. Yani kolay bir karar değil. Bayern Münih analizlerini muhakkak bizlerden çok daha iyi yapıyordur. İşte Bayern Münih şimdi maç eksiğiyle 15 puan önde şu sıralarda şu Stuttgart'la ya da Schalke ile maçı var. Yani olası 18 puanlık bir lig avantajıyla yani tamamen o maça rahat rahat hazırlanacak, tabii ki rotasyon şimdi yapacak. Fransa'da, İspanya'da, İngiltere'de, Almanya'da. Almanya'da bitti maçlar yani. Üstler bitti değil mi? Leipzig'le kaç puan var Bayern Münih arasında? En son maç eksiğiyle 15'ti. Paris Saint Germain tur atmıştır herhalde. Puan kaybı yaptı galiba. İspanya'da bir tek zorlayan Atletico mu gözüküyor? Atletico da enteresan. Biraz önce Gökhan söylüyordu hocam. 15. galibiyetini aldı bugün. Yine 1-0. 8'i 1-0 galibiyetle. Simeone'yi nasıl bilirsiniz? 1-0'larla bilir. 1-0'larla biliriz. Evet. Enteresan yani öyle bir rahatlığı da var. Bayern Münih hakikaten zor olacak. Bu arada tabii şunu da söyleyeceğim. Az önce Konya Spor'a da haksızlık etmeyelim. Yani ben öndeki 7 maç dedim. Konya'yı koymadım ama yani belki 4-1 bitti Galatasaray maçı ama. Tabii tabii. Yani Mehmet Özley'in takımı çok daha farklı bir şöyle, karakter taşıyor. Yani hem Yahuviç daha hazır olacak hem Eto daha hazır olacak. Tabii deplasman inanılmaz şimdi, bir seyirci geliyor orada. Tabii ki gelecek de muhakkak da gelecek. Kolay maç değil Konya'ya kim ya, bence onu da katmak lazım. Yani 4-1'lik maçı Konya Galatasaray maçı uzatma dakikalarında. Tabii farkı çözüldü. Maç çözüldü ama tabii çok da pozisyona girdi Galatasaray takımı. Evet. Ama ligde sert deplasmandır Konya her zaman. Yani 7 maç hatta 8 maç dememiz lazım. Sayın Özdilek de hakikaten bir hayat, bir hem transferlerle hem oynattığı futbolla bir renk getirdi tekrar. Yani şimdi Konya tabii mesela geçen hafta konuştuk onu. Renk getirdi Mehmet Hoca. Ama maç kazanmıyorlar. Gençler Birliği maç kaybetmiyor. Potadan çıkamıyor. Trabzon maç maç kaybetmiyor. Oldu. Şampiyonluk yarışından koptu. Değil mi? Yani beraberlik sisteminde artık yani düşmeler nasıl kalkmalar. Gençler Birliği de maç kaybetmiyor. Potada. Konya'da maç kaybetti. İyi oynuyor. Hiçbir şey anlamazsın. Bir anda kendini tabii oynuyor. Yılmaz Vurallı. Kulakları şınlasın. Giresun'da da başarılar ama ben Konya'nın kendisine oradan çıkabilme potansiyelini yani oradaki o mesela Antalya'yı da katarsak en kalite olarak yaptığı transferler olarak en büyük şansı. Futbol öyle bir şey oyundur ki yani hiç belli olmaz. Bir düşerse anlamazsın. Yılmaz Vural'la UEFA Kupası'na gidiyordu Sarıyer'deyken. Sarıyer benim takımım. Gönlümün takımı. Sarıyer. Liglerin ortaları veya ikinci yarının ortaları mı tam hatırlamıyorum. 12-13 hafta falan kalmıştı. Trabzon istedi Yılmaz Hoca'yı. Avrupa Kupalarına gidiyordu takım. Küme düştü ya. 9-10 maç mı ne üst üste kaybetti. Küme düştü takım. O yüzden bize bir şey olmaz demeyeceksiniz. Güzel. Yılmaz Hoca'ya da başarılar dileyelim. O da Giresun'un başına geçmiş. Yeni bir çıkarma evet operasyonuna evet başladı. 25. takımı yazdı. Bir şey de Yılmaz Hoca'ya da başarılar dileriz. Dün konuştum başarılar dilerim kendisine. Sen İsmail'in kulaklar bir bizi çıkaramadı diyor. Bunu söylediğim zaman ya bir bizi çıkaramadı. Şükresin düşmemişler. Bak Yılmaz Hoca hakikaten şimdi bazen öyle rahatsız oluyorum ki hani büyük takımlarda bir antrenör Yılmaz Hoca gelsin sen kafayı yani Yılmaz Vural iyi bir teknik adamdır, iyi bir insandır. Onun kaybettiğini biliyorsun fazla insan abi. Murat Kosova arasa bir konuk olur musun dese gider. Hiç kırmaz. Flash TV'den arasınlar gider. A Spor'dan arasınlar gider. NTV Spor'dan arasınlar gider. Yani yok şeydi, sadece sempatik, ay yanlış anlaşılmasın hani o zaman Almanya'da da diyecekler ki görmüş. Ekrana çıkmam öyle bir şey Almanya'da, değil. Ne derdin olsa gelir ya. Sinema filminde oynadılar. Sinema filminde oynadı ki Yılmaz Hoca. Yani iyi bir insandır, iyi de antrenördür. Vefalı adamdır bak. Yıllardır şey aynı ekibiyle çalışır. Tabii ki Allah gönlüne göre versin. Bak Göztepe'de şampiyon oldu. Değil mi lige çıkmadı mı? Yani final maçı oynayıp da çıktı. Ama ayrılmak istedi Mehmet Bey. Peki dedi. Vakti işine geldi buraya. Gene bekledi. Uzun aylardır bekliyor. Böyle bak bir alt ligde 14 teknik adam değişmiş ya Murat. Olan, daha bu hafta bitmedi. Daha eli kulağında vardır bir iki tane. Futbol öyle acımasızdır yani. Bana bir şey olmaz demeyeceksiniz hiçbir zaman. Koskoca Fenerbahçe takımı yarın kaybettiği anda şansını minimum maç indiriyor. Hocam bir Vodafone Park'a gidelim. Övünç'ün yanında konuğu varmış.
Takımlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Kardemir Karabük Spor'dan Osman'la beraberiz. Osman Çelik'le beraberiz. 5-0'lık bir mağlubiyet. İlk yarının ilk dakikalarında biraz oyuna ortak olmaya çalıştınız ama olmadı. Ne söylersin, saha içindeki durum neydi? Sonuçta Beşiktaş deplasmanı bizim gibi takımlar için zor bir deplasman. Özellikle ilk golü erken yedikten sonra daha da zor bir hal aldı. İlk yarıda skoru bulduktan sonra ikinci yarıda da rahat başladı Beşiktaş. Ondan sonra golleri arda arda buldu. Ondan sonra oyun koptu zaten. Biz de elimizden geleni yaptık ama haftaya rakibimiz Akhisar'la oynayacağız. O maç bizim için iki kat daha önem kazandı. Oradan alacağımız galibiyetle taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Kardemir Karabük Spor'un son 3 maçta bir galibiyeti var. O da geçen hafta. Ve şu anda 12 puanla ligin son sırasındasınız. Takım içerisindeki atmosfer ne? Nasıl bir motivasyon var? Tabii söylediğiniz gibi şu an 12 puanla son sıradayız ama mücadelemiz devam ediyor. Haftaya Akhisar'la oynayacağımız içerideki maç bizim için hayati önem taşıyor. Elimizden geleni yapıp o maçta 3 puan kazanıp ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet almak istiyoruz. Teşekkürler yayınımıza katıldığın için Osman. Söz Seker Stüdyo'da. Evet, teşekkürler. Bir ara vereceğiz ama Osman da Adriano'yla çok gereksiz bir pozisyonla tartıştı. O pozisyon olmazsa kötü futbol. Ama atılabilirdi, sarı kartı var. Bu itiştiler kökse, bu olmazsa yani. Tabii futbol olmaz. Tabii futbol. Hocam bir ara rica ediyorum. Reklamlarımız biraz uzunmuş bu akşam. İlk reklam kuşağından sonra karşınızdayız. Allah bereket. Evet, Beşiktaş'ın Karabük karşısındaki 5-0'lık galibiyetinin ardından 21. haftada tabii yarına çevrilecek gözler Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesine. Bugün sahada tam bir gol şov vardı. Kaçan sayısız fırsat vardı. 5 gol de Brezilya doğumlulardan geldi. Biri Pepe'den, Portekizli ama o da Brezilya doğumlu bildiğiniz üzere. Atamayanlar için de bir de Adriano'nun, bir Brezilyalı'nın da altını çizmek lazım. Asisti var galiba, yanlış hatırlamıyorsam ama. Sen bugün Brezilya günündesin. Abi yani tam bir Brezilya şovu, evet, oldu Vodafone Park'ta. Talisca'nın frikikleri için yine tartışılan bir konu. Quaresma vurur, Talisca vurur. Şöyle tabii, frikiklerde mesafe çok önemli. Bunu Talisca'dan bağımsız söylüyorum. Kaleye yakın olup uzak olma. Evet, yakın, evet, olma. Bazı oyun mesela Selçuk her iki taraftan da kullanabiliyor. Tabii ki sol taraftan kaleye göre, şurası diyelim ki karşımız kaleye, bu taraftan daha yatıyor ama sağdan da iyi kesebiliyor. Tabii attığı, tabii, yakın ama direğe... biraz cezasını çok dışına gidersen olmaz. Daha tabii, sert daha duran oyuncu lazım. Bu çünkü düşürebiliyor topu sert ayağın içiyle. Cristiano Ronaldo gibi yaklaştıkça o daha farklı vuruyor, evet, üst vuruyor. Evet. Ama Ronaldo'nun da yüzdesi düşüktür ama. Tabii %4 de hocam, ben bakmıştım. Öyle mi? %4 iyi yani. Yani çok iyi bence. %4 bir frikik de çok kötü değil de. Stili, duruşu falan çok çocuklara örnek oluyor ama. Hayır ama şöyle, ben sana katılıyorum. Bence çok iyi bir frikikçi değil. Değil değil. Çok iyi. Ya bence Messi daha iyi frikikçi mesela. O da çok iyi değil de iyi frikikçiler. Onlardan daha iyi frikikçiler var mı dünya futbolunda? Sence en iyisi hangisiydi? Ay şimdi zorlattırma bizi. Bir sürü. Ben yiyoruz. Mesela Juninho diyorum, hatırla, Lyon'daki. Yani, her yerden her şekilde. O işte Ronaldo vuruyordu, tarzı vuruyordu bak. O da böyle en iyisini vuruyordu. Ama daha öncelere falan var. Beckham var. Brezilyalı vardı ya. Roberto Carlos. Hayır biraz daha. Toprağı bulsun. Cruyff'un döneminde falan oynuyordu. Lacivert formayla oynadıkları zaman. Brezilya. Şimdi Mustafa Denizli falan ben aklına getirmiştim. Eder mi? Yok Eder'den daha önce. Daha da önce. Milattan önce. Neyse yarın söylerim ben. Tamam. Yarın söylerim. Müthiş frik atıyordu. 60'da Dünya Kupası'nda falan. Geldik Talisca'ya. Ceza sahası yayın arkadaşlar hazırladıysa. Burası rakip kale. Şuraya kadar Talisca'yı attırırım. Şuraya kadar. Şu bölümde buraya kadar attırırım. Ha, yön sol sağ açısından. Kaldı ki diyorsun. Buradan özel maçta bir gol atmıştı o. Şuradan frikten, hatırlıyor musun? Evet evet. Ona rağmen buraya bulaştırmam ama şuraya kadar her türlü onu attırırım. Ama abisi vardı orada. Zaten Quaresma'yı orada gördüm ben. Biraz da cephedeydi. Evet. Bana göre Talisca katmaydı ama abisi geldi. Sen şöyle bir çekil dedi ona. O yüzden de doğal da karşılamak lazım böyle şimdi. Quaresma kötü frik kişi değil ama o mesafelerde ve o bölgelere kadar Talisca tartışması yani. Yalnız hareket halinde bak, gelen değil. Şöyle gelen topa vurmak kolaydır. Evet. Şut da vurabilirsin. Üst, iç, dış her türlü vurabilirsin gelen yerden böyle top. Tabii. Ama giden topa vurmak. Hem sert plase hem isabet Talisca kadar temizini vuran görmedim. Mesela Pegoli de öyle. Giderken iyi kesiyor. Birkaç kere mesela gitti avuta ama dönmedi toplar.
Ve topla giderken vurmak kolay değildir. Yavaş gider ama Talisca da Peguri de sert vurabilirler, kesmeyin. Levent Hoca sanıyorum övünçü yanında. Yanlış mı duydum çocuklar? Hemen dönelim o zaman. Kardemir Karabük Spor Teknik Direktörü Levent Açıköz yayınımızda. 5-0'lık bir mağlubiyet. Nasıl ifade edersiniz bu durumu hocam? Vallahi ifade edecek bir durum yok. Büyük takımlara karşı mücadelemizi yapmaya çalışıyoruz ama maalesef biz o safhaya daha gelemedik. Bir direnç de gösteremedik. Yani ilk yarı iki gol yedikten sonra zaten tamamen teslim olduk. İlk kaleye bile gidemedik. İkinci yarı biraz oyunun başlangıcında iyi başladık gibi gözüktü ama ondan 58. dakikada yediğimiz golden sonra zaten olay tamamen koptu. Yani mücadele gücümüzü artırmaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü hani bizim kendi rakibimiz olan takımlara karşı daha iyi oyun sergileyip daha çok mücadele etmemiz lazım. Bu maçlarda, böyle maçlardan da kendi adımıza moral kazanacak bir şeyler elde etmek istedik ama maalesef gücümüz bu kadar yetmedi. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Sağ olun. 12 puanla son sırada şu anda Kardemir Karabük Spor. Nasıl bir planlamanız var? Yani şöyle söyleyeyim. Üzerimizde bulunan takımların hepsi kendi sahamızda mücadele edeceğiz onlarla. Öncelikle yani önümüzde Akhisar maçı var. Ona hazırlanacağız. Yani maç maç, yani puanlar ne olur? Çünkü diğer takımlar da puan kaybedebiliyor. Süreci öyle göreceğiz. Yani önümüzdeki maçı alamazsak zaten hani puan farkı fazlasıyla var. Puanı kapatamadığın sürece yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Kardemir Karabük Spor Teknik Direktörü Levent Açıköz yayınımızdaydı. Söz Seker Stüdyo'da. Teşekkürler Övünç. Az önceki panoya yansıyan görüşlerinden farklı bir şey söylemedi ama burada sanki hani genel intibanın dışında kalan maçlar ve matematik olarak evet, tabii ki var. İçeride sonuna kadar zorlayacağız. İçeride oynayacağı kalan 13 maçta 7'sini içeride oynayacak ama 2 tanesi Fener'le Galatasaray'la. Küme düşme potasındaki takımların içeride ne kadar büyük takımla maçı varsa o dezavantajlıdır. Mesela Göztepe Trabzon'u kendisi aslında ilk yarıda bitirdi. Beşiktaş'ı bitirdi. Fener'i bitirdi. Bir tek Galatasaray'a değil mi? Yok. Tabii Galatasaray'a gidecek tabii, bir tek oraya. O da Zengin Sorma haftası. İçeride büyüklerle şampiyonluk yarışında olanlarla oynamak kolay değil. Evet. Bu arada tabii Hami'yi, Sergen'i de kulaklarına çınlatalım. Hami solla da sağla da vurur. Çok var, çok frikçi var. Mustafa Deniz diye. Kornerden atardı. Elin, tabii canım o. Korneri bırak. Acayip frik atardı Mustafa Deniz. Müthiş. Tabii çok prekazlar. Ben onu biraz Platini'ye... Sol taraftan Tanju falan. Çok iyi frikçiler vardı tabii. Tabii sayısız. Evet, tabii şimdi yarın dev maç. Şöyle bir bakıyorum. Şkirtel, Jansen, Köybaşı, Sakat, Hasan Ali, Soldado kart sınırında. Giuliano, Şener ve Neto'nun iyileştiği raporu var. Diğer taraftan da çok önemli bir eksik. Orta sahada tecrübeli Emre Belözoğlu Başakşehir'de. Yarına dair şimdiden söyleyeceklerimiz var mı? Duyumlarımız şu, bilgi değil. Arda'nın oynayacağı ama solda mı oynar, forvet arkası mı oynar bilmiyorum tabii. Fenerbahçe'de Giuliano'nun oynama ihtimali varmış. Neto kesin oynayacak. Bildiğim kadarıyla sağda yine İsa oynar. Risk almaz yani. Geçen hafta fena değil çünkü toparladı. Tabii öndeki oyuncu da muhtemelen Fernando olur. Hocam takımında. Valbuena oynar oynamaz bilmiyorum. Başakşehir'de acaba Mahmut'un yanında kim oynayacak? İrfan Can'ı mı, Gökhan'ı mı? Mosoro'nun da durumu da tabii burada önemli. Kim oynayacak? Emre oyunu yok çünkü. Oyunu nasıl kabul edeceğini yalnız o seçim ya şimdi iki tane, bir anlamda ortaya bak, koydu. Türkiye'de çok antrenör var. Abdullah Avcı'yla Aykut Kocaman Çubuklu ve Turuncu'ya bakmadan tamamen şu anda karşı takımı seyrediyorlar şimdi. Sabahlara kadar sinüs kosinüs yapıyorlardır. Analiz oradan oraya burada genişlik alttan alındı, laktık bilmem ne. Koşu mesafelerinde hani, önemli değil ama böyle açıklarının nereden daha fazla sıkıntı yaratabileceklerinin bunların ince detaylan fazla detaylandırırlarsa iş hani, karışıyor biraz. Kötü maç olur yani. Ama ne derlerse çünkü Başakşehir kazanırsa Fener'i bir atıyor dışarı. Şimdi beraberlik diyorlar ya ikisine yaramaz. Hayır, Başakşehir'e yarar, Fener'e hiç yaramaz. Fener maçını bana göre kazanmaktan başka şansı yok. Bu da oyun içerisindeki golün önemini gösteriyor. Şöyle ki özellikle Başakşehir takımı öne geçtiği zaman
feci kontratak yapan bir takım. Fenerbahçe'de feci yakalanan bir takım. Ama yediği gole kadar Fenerbahçe kendi kendine gol atmadığı süre içerisinde de o tok. Çünkü sırf Mehmet Topal'la Souza'yı oynatabilmek için Neto'yu hafta içerisinde oynattı ki şu ikisini oynatayım Neuchterler'le deyip şu merkezi koyayım diye önde daha iyi rotasyon yapabilmek için. Kolay maç değil tabii. Yarın da yağmur yağacak falan deniyor. Tabii Allah'ın işi belli olmaz. Ligin için önemli bir maç. Emre Belözoğlu ile ilgili de çok tartışma olduğu için bir yorum yapayım. Caner'in aldığı ceza yanlıştı. Emre'nin almaması değil. Emre'deki hata Halis Özkaya'nındır. Halis Özkaya ikinci sıradan değil. Direkt atmalıydı. Halis Özkaya'nın hata yaptığı hata nelere mal oldu bak. Dolayısıyla oyuncu atıldığı zaman yapabilir, plan yapabilir. Küfür ettiği için eğer atması lazımdı ama Caner'e verilen... Altı mı açtın? Evet, o saçma sapan, o farklı bir şeydi yani. Kurbanlık o oldu, gitti çocuk arada. Orada herkes, tabii, herkesin el birliğiyle verdiği bir cezaydı. Caner dışında herkes istiyordu onu. Bir de o cezanın gelişi o güne, o noktaya başka şeyler... Bir kere şunu söyleyeyim, şöyle Murat. Bakın beni izleyenler evlerinde, neredelerse, lokaldelerse şu soruma... Bir 5 saniye yutkunacağım. Samimi bir şekilde cevap versinler. Caner o kadar maç cezayı niye aldı? Şu anda durdum. Herkesin. Ne diyorlar biliyor musun? Küfür dediler şu anda. Evet. Hayır sevgili izleyiciler, küfürden falan almadı. Ama ben 10 kişiye sordum. Herkes yine küfür etti. Hani üşenmedim ha. 9'lu küfür dedi, biri bilmiyorum dedi. Ama vallahi bir tanesi bilmiyordu. Küfür diye kaldı herkeste. Yok küfürden almadı. Arkası dönüktü. Küfürü duymadı. Küfürü görmesi o zaman kural yok dediler. Kendi kendilerine iş aldılar. Bir kural çıkardılar kendi kendilerine. Görüntülü yerleri. Ondan sonra hadi ver bakalım. Veremezsiniz. Emre'ye veremezsiniz. Kaleci Volkan'a veremezsiniz. Eğer ederse öyle bir adam değil. Yanlış yani isim yeri Gomis gibi oyunculara veremezsiniz. Bulursanız yapıştırırsınız Anadolu takımından bir oyuncuyu. Caner konjektör gereği alması gerekiyordu, aldı. Yani bu kuralı nereden çıkardılarsa kendi kendilerine, sırf onu karambole getirmek için getirirken işte buyur, ne farkı var? Daha az abartılıdır belki yaptı ama diyorum ya oyunda, biraz önce ne dedik? Osman'la Adriano, bunlar olacaktır, bunlar olmazsa kötü. Bak bizim Abdülkerim de bunlara çok bakar hakikaten de. O da böyle çok şey bunu sevmez. Öyle bir şey yok zaten. Kavgalı gürültülü olacak ama tabii ki ahlaksızlık, saygısızlık değil. Yani böyle bakmak lazım. Adriano ile Osman'ın kavgası olmadı. Ne yaptı? Ay canım benim. Olmaz ki spor. Ya halı sahada bile yaşıyoruz bunu yani. Şimdi tabii biz zaman zaman bu video hakem konusunda ayrı noktalarda düşüncelerimiz oluyor. Zaman zaman ortak düşüncelerimiz oluyor ama mesela bu teknoloji yardımıyla şimdi Caner ardından Emre'nin pozisyonu. Sizin o günlerde söylediğiniz bir şey var. Hakikaten zaman geçtikçe ben de hak veriyorum. Yani şu bir gerçek ki teknolojinin ilerlemesi insanlığın ilerlemesi anlamına gelmiyor. Yani. Ha bravo ya. Evet. Ya sonuçta insan kaynağı. Şimdi evet. VAR sistemi gelecek diye. Olabilir, iyi de olabilir, başarılı da olabilir. Ama sonuçta VAR sistemi karar vermeyecek. İnsan karar verecek. İnsan kaynağı. Sadece futbol için, spor için söylemiyorum. Her şey için, her şey için tabii. Yani sosyal medya, tabii, teknoloji ilerliyor ama tabii. Orada görüyoruz yani insanlık hala mağarada kalmış yani. Maalesef yani maalesef. Hocam çok acil bir ara daha rica ediyor. Peki. Reklamınızı daha rica ediyor İlker. Son bölüme geldik. Şenol Güneş'le kapatacağız. Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Güneş. Hem iyi oynadık hem de kazandık. Oyuncuların bütünlüğü ve taraftarın bizimle olması çok güzeldi. Sağdaki oyun tribünlere, tribünlerin havası sahaya yansıdı. Talisca hem orta sahadaki performansını geliştiriyor hem de hücumda etkili işler yapıyor. Golünden sonra koşacak yer bulamadı herhalde. Bana doğru koştu. Ben de boşta kalmasın diye alnından öptüm. Demiş Şenol Güneş hocam hocanın, son. Hocanın bu tür esprilerini yani bazen kötü algılanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada tam Trabzon şeyleri vardır hocanın böyle. Benim hikayelerim de vardır Şenol hocayla. Şenol abi o zaman tabii. Biz milli takıma ilk defa seçildim. Almanya kampa götürdüler bizi. Böyle 40 kişilik bir kadro. Sene 1981 veya 82.
Turgay abi, ben Şenol abi, Şenol Gümüş, Turgay abi bilirsin, iyi sağ bekti. Kulakları şımdasın. Turgay Necati, Şenol, inanılmaz şeyde. İşte Atletico Madrid'iydi Türkiye'nin o takım. Efendim? O Trabzon Türkiye'nin Atletico Madrid'iydi. Disneyland tamına gitmiştik. Donbu ısmarlamış bak kaç sene önce? 30. Şenol abi mi? Tabii Şenol abi. Ondan sonra böyle çok espriler o zaman da vardı. Trabzonların da felakettir yani esprileri. O İskenderlerin falan bu sohbetini dinlen. İyi futbolcu. Hakikaten keyifli adamlardır. Bu arada şeyi söyleyeyim. Çok güzel özetledin. Şöyle söyleyeyim. Emekçileri unutmamak lazım. Gerçek emekçilerden malzemeciler Süreyya'nın filmi çekilmiş ve iyi de yapmışlar. Ellerine öyle sağlık. Mi? Sadece Beşiktaşlıların değil, herkesin... Dökümanter de... tarzında bir şey mi? Ben, yok, tanıtımını gördüm ben. Evet. Gazetede gördüm. Beşiktaşlar, yöneticiler, başkan, hoca falan gibi. Şu Süreyya şahane bir adamdır. Tanırım hocam, ben yıllarca Beşiktaş... Ahmet abi de vardı daha önce. Yılla bak, ben Fener'deyken, Sarıyer'deyken bazen Metinler'in, Rıza'larının, Feyyaz'ların yanına gittiğim zaman Ali'lerim sohbete. Ya görsen öyle hürmetkar, öyle sevgi dolu, saygı dolu bir adam ki hala orada. Ne futbolcular geldi elinden ha. Ne oyuncular geldi, ne bildiğin o şeref stadındaki tarihten itibaren. Tabii. Dünya beyefendisi. Benim zamanımda da Şeref abi vardı. Kulakları şınlasın. Malzemeci Fenerbahçe'de. Ve yine bizim zamanımızda, hiç sevmem öyle konuşmayı ama kısa kollu ve uzun kollu olarak bir düz sarı bir de çubuklular vardı. Sezon bittiği zaman alabiliyordum formayı. Şimdi biliyorsun her gün çıkarıyorlar. Devre arasında verdi şey. Şimdi. O zaman ne? Hemen Şeref abi kapıyordu, haftayı yıkayacağız, bunu vereceğiz diye. Pepe mi verdi? Kim vardı geçen? Devrede. Devrede tabii. Değişiyor artık oyuncular. Tabii, tabii. Peki şimdi hocam, süremizi bitirmişiz. Yarın dev maçın Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasının devre arası. O filmi yalnız ha. Maça mı gideceksin? Filme. Ha, ben de maça mı gideceğim? Daha devre arasında burada izliyorum yine. Yok maç. Filme iyi, tamam. Okay. Vallahi İnşallah gideceğim, beraber gideceğim. İyi akşamlar. Yarın akşam devre arası ve maç sonunda karşınızdayız.